14 Mart Ayrıntı canlı haberle karşınızdayız. 15 Mart gazetemizde hangi haberler var? Hemen başlıyoruz. Yaşlılara saygı haftası. Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arası yaşlılara saygı haftası olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle Polatlı Huzurevi Derneği Başkanı Mülazım İnal ve Yönetim Kurulu Kaymakam Mahmut Nedim Tunceli makamında ziyaret ederek Huzurevi Derneği tarafından düzenlenecek Yaşlılar Haftası programına davet etti. Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, gerçekleştirilen ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ve internet kafeler dijital oyun merkezlerine dönüştü. İnternet kafelerin daha çok dijital oyun merkezlerine dönüştüğünü belirten Ankara İnternet Kafecileri Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan, e-spor, dijital oyun bağımlılığı, internet ve bilgisayar güvenliği gibi konularla ilgili önemli değerlendirme ve uyarılarda bulundu. Ve Sami Çay'dan 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri. Millet İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay, meclis üyesi adayları, parti ilçe örgütleri beraberliğinde ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiler. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Belediye Başkan Adayı Sami Çay, halk sağlığının geliştirilmesinde katkısı olmuş, emek ve öğretisiyle günümüze ışık tutan, aramızdan ayrılmış olan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum, dedi. 15 Mart yan sürümüze devam ediyoruz. Yıldız Kaya, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun, dedi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldız Kaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Polatlı'da hizmet veren sağlık kurumlarını ziyaret etti. Ziyaretlerine günün erken saatlerinde Polatlı Devlet Hastanesi'nden başlayan Başkan Yıldız Kaya, Can Hastanesi, Şifa Hastanesi ve şehrin dört bir yanındaki sağlık ocaklarında çalışanlarla buluştu. Ve 15 Mart sür manşetimiz. Aydoğan, Asayiş Büro Amirliği tarafından ifadeye alındım. Polatlı Ziraat Aletler Esnaf Odası Başkanı Osman Aydoğan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz'ın şikayeti üzerine Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ifadeye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Aydoğan, şimdi soruyorum kamuoyuna, Sayın Ertuğrul Kıymaz bir açıklama yapsa, hırsız değiliz, arsız değiliz dese, benim gidip savcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmam mı gerekiyor? Polatlı'da Sayın Ertuğrul Kıymaz var diye biz de oda başkanı olarak hiçbir açıklama yapmayacak mıyız? Veyahut da basın açıklaması yapmadan önce Sayın Kooperatif Başkanı Ertuğrul Kıymaz'ın önünden geçip ben böyle bir açıklama yapacağım diyerek izin mi alacağız, dedi. 15 Mart manşetimiz, manşet haberimiz. TOKİ sakinleri çaya içine döktü. Millet İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Çay, yerelden başlamak üzere iktidara geldiklerinde trafik ve imar sorununu başta olmak üzere bütün sorunları çözeceklerini, gülen bir Polatlı yaratacaklarının müjdesini verdi. Çay Polatlı'da yapacakları projeleri Mehmet Akif Mahallesi TOKİ sakinlerine anlattı. TOKİ sakinleri içilemez ama pahalı olan sudan, bir türlü bitmeyen konut borçlarına kadar pek çok sorunu Başkan Adayı Sami Çay'a anlattılar. Evet, 15 Mart Cuma gününe dair gazetemizde yer alan haberler bu kadardı. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.